İyi Nasılsınız akşamlar hocam. öğrencilerimiz? İyi misiniz? Sümeyye Hanım'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hayırlı günler Merhaba, iyi herkese. akşamlarınız İyi olsun. akşamlar, teşekkür ederim. Evet, biz değerli öğretmen arkadaşlarımız, kıymetli yazarımız, sevgili öğrenciler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Okur yazar buluşmalarımız devam ediyor. Bugün de Sümeyye Gökçe Hanımefendi ile buluşmak nasip oldu. İnşallah Sümeyye Hanım'ın yeni kitaplarda çıkacak genç bir yazarımız. İnşallah. Kendimi yaşlı hissediyorum. Bu kadar genç bir yazarla da bilmiyorum. Buluşacağımızı biraz daha ileri düşünüyorduk. İnşallah Allah ilminizi arttırsın Sümeyye Amin. Hanım. Açıkçası Bunda çok genç derken bilmiyorum. Hani ben 35 yaşındayım. Onu söyleyeyim. 35'te Evet. benden gençsiniz. O yüzden Aa, diyorum. Ben tamam. 44'üm. Tamam. Biraz şeyde bizim hem de öğrencilerimize de güzel bir numune olması babında da o İnşallah. babı özellikle de vurguluyorum. İnşallah başarılar diliyorum. Benim Teşekkür ederim. oğlum okudu kitabı. Oldukça da 3. sınıfa giden oğlum var. O da şey Hı. kaldı. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Kitaplarımızı alıyoruz. Kitaplarımızı aldıktan sonra da yazarlarımızla da buluşuyoruz. Dördüncü buluşmamızda sizinle bugün nasip oldu inşallah. Genel Teşekkürler. akışta telefonda konuş şekilde olacak. Hı İşte hı. moderatör arkadaşımız sizi takdim edecekler. Hı. Ardından öğrencilerimiz sorular soracaklar. Ardından da sizin bir son bölümde konuştuğumuz gibi bir etkinliğiniz olacaktır. İnşallah. İnşallah. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimizi de onları özledik biz. Okul açıldı geliyorlar ama daha güzel kitaplarla inşallah yaz tatilinde de boş kalmayacaklar. Güzel kitaplar okuyacaklar. Evet, İnşallah. ben moderatörüme sözü veriyorum. Buyursunlar hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Hepinize ben de hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Kıymetli müdürüm, müdür yardımcılarım, sevgili öğretmen arkadaşlarım, çok kıymetli öğrencilerimiz ve değerli yazarımız Sümeyye Gökçe Hanımefendi'ye hepinize hoş geldiniz diyorum hocam. Çok Hepinize inşallah teşekkürler. keyifli bir söyleşi olması dileğiyle. Şimdi çocuklar sizlere önce kitabımız ile ilgili kısa bir giriş yapmak ve yazarımızdan da kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Kitabımız öğrenmeyi ve soru sormayı seven Mucit Tayfa ve yeni arkadaşları Phoenix ile tanışın diye başlıyor. Günlük yaşamımızda fen bilimlerinden ne kadar faydalandığımızı fark ettiniz mi? İçinde yaşadığımız dünyayı daha iyi anlamaya çalışırken bir yandan da eğlenmezsen bunun sıkıcı olduğunu düşünebilirsin. Mucit Tayfa ve Phoenix el ele verip fen bilimlerini öğrenmenin çok eğlenceli olduğunu sana göstermek istiyor. Evde yapabileceğin şeylerle sen de bilimin renkli dünyasına adım atabilir ve genç bir mucit olabilirsin. Mucit Tayfa, karın nasıl yağdığının, üşüdüğümüzde ellerimizin neden uyuştuğunun, bazı maddelerin neden daha hızlı ısındığının, bir balonu üflemeden nasıl şişirebileceğimizin ve daha birçok olayın peşine düşerken seni de sıcak bir kış macerasına davet ediyor. Peki kimdir yazarımız Sümeyye Gökçe? Yazarımız Sümeyye Gökçe 9 yaşında ilkokul öğretmenine yazdığı şiirle yazma serüvenine başladı. Babasının kütüphanesinde geçirdiği eğlenceli vakitlerde kitapların büyülü dünyasıyla tanıştı. Avucunda biriken yazma tutkusunu mesleği olan fen bilimleri öğretmenliği ile birleştirerek çocukları edebiyat ve bilim şemsiyesi altında hayallere yöneltti. Çocukların doğadan ve öğrencilerden ilham alarak yazmaya devam ediyor. Şimdi yazarımızla ilgili bu kısa bilgiyi aktardıktan sonra sözü eğer arzu ederse çok kıymetli, değerli yazarımıza bırakmak istiyorum izninizle. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, ben bildiğiniz gibi, kitapta da yazdığım gibi bir fen bilgisi öğretmeniyim, sizlerin meslektaşıyım. En çok sevdiğimiz nokta aslında öğrencilerimizin dersleri eğlenceli bir şekilde, severek, isteyerek öğrenmeleri. Bunun için aslında öğretmen arkadaşlarımız, herkes kendine göre, kendine has bir üslubuyla güzel şeyler yapmak adına, eğlenceli hale getirebilmek adına, o bilgilerin kalıcı olması adına birçok faaliyetlerde bulunuyor, birçok etkinliklerde bulunuyor. Şu an biz Z kuşağının öğretmenleriyiz ve dolayısıyla onları daha ortama daha adapte edebilmek, onlarla daha eğlenceli vakitler geçirebilmek ama eğlenirken de bir de öğrenebilmek adına birçok düşünceler kafamızda var. İşte ben de bu kitabı yazarken açıkçası öğrencilere nasıl anlatabiliriz, nasıl sevdirebiliriz, sizin de demin söylediğiniz gibi aslında günlük çok basit olayları nasıl
öğrencilerle tanıştırabiliriz'i sorguladık. Fen günlük hayatımızın her yerinde. Bilmiyorum, feni seven ya da feni sevmeyen öğrencilerimiz var mı? Ben feni çok severim diyenler var mı? Evet, Elif Naz el kaldırıyor. Feni seviyorum diyor. Evet, güzel, çok güzel. Başka var mı? Ya da ben feni sevmiyorum, çok anlamıyorum diyen var mı? El kaldırabilir. Evet. Evet. Gözde Öğüt diye gördüğüm bir öğrenci el kaldırıyor. Zannedersem ikinci sorumun için el kaldırmıştı. Evet, bizim de bunu eğlenceli hale getirmemiz gerekiyor. Bu kitapta neler anlattık? Ne istedim? Bu kitabı yazmamın amacı neydi? Bu kitabı yazmamın amacı öğrencilere söylediğim gibi eğlenceli bir şekilde feni sevdirebilmek. Fen aslında günlük hayatımızın her yerinde. Ben hep öğrencilerime şunu diyorum. Aslında annelerimiz mutfakta yemek yaparken birer mucit ya da birer laboratuvarda deney yapan bir öğretmen ya da bir bilim insanı gibi. Neden? Çünkü kekin nasıl piştiğini, kekin nasıl kabardığını hepimiz biliyoruz. Salata yaparken nelerin gerçekleştiğini, bir turşu, annelerimiz turşu kurarken ya da bir hamur mayalarken nelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Ve bunlar aslında bizim hayatımızın, günlük hayatımız içindeki fenle ilgili olaylar. Yağmur nasıl yağıyor? Kar nasıl yağıyor? Gökkuşağını sevenler var mı arkadaşlar? Gökkuşağı her zaman insana mutluluk vermiştir. Gökkuşağının nasıl oluştuğunu bilir misiniz? Ya da karın nasıl yağdığını bilir misiniz? Hocam katılabiliyor mu öğrenciler? Böyle aslında mikrofonları açabilme durumları varsa... Tabii ki hocam. Ben mikrofonlarını açayım. Tamam. Evet. Onlarla beraber daha güzel olur. Bakalım. Tamam hocam. Siz söz vermek istediğimiz öğrencimizi seçerseniz hocam. Ben şimdi tüm öğrencilerimizin mikrofonlarını açabilecek hale getirdim. Buyurun hocam. Evet. Şu an galiba. Şimdi gökkuşağını sevenler var mı arkadaşlar? Ben çok severim hocam. O zaman şöyle Yusuf'a bir söz hakkı verelim. Yusuf laf atan. Evet Yusuf, gökkuşağını sever misin? Gökkuşağını görünce ne hissedersin? Hocam severim. Nedir sence gökkuşağındaki renkler? Neden oluşur? Hep değişir mi bu gökkuşağının renkleri? Hocam değişir mi hocam ya? Bilmem, değişir mi? Sırası değişir mi ya da farklı bir renk olur? Farklı renk olur mu? Olur hocam değil mi? Olur. Olur mu? Olmaz diyenler var mı? Hocam olmaz. Olmaz, değişmez. Değişmez diyor arkadaşlarımız. Evet aslında hem çok anlıyor ki. Renk değişmez hem de sırası da değişmez değil mi? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye o sıra devam eder. Peki evet, gökkuşağı neden? Evet. Gökkuşağı neden oluşur? Gökkuşağı ışığın kırılmasıyla, yağmur damlaları, havada asılı kalan yağmur damlalarından ışığın kırılmasıyla oluşan çok şahane bir nedir arkadaşlar? Doğa olayıdır. Şimdi biz kitabı herkes okudu zannedersem değil mi arkadaşlar? Herkes kitabı okudu. Evet, kitapta, hocam. Biz bu kitapta özellikle ısı ve sıcaklık konusunu ele aldık. Isı ve sıcaklık konusu genelde sizin çok ya hocam ısı neydi, sıcaklık neydi, hangisiydi falan diye böyle düşündüğümüz şeyler. Aslında arkadaşlar biz günlük hayatta ısı ve sıcaklıkla o kadar hemhaliz ki, o kadar iç içeyiz ki biz etrafımıza sadece yapmamız gereken biraz meraklı gözlerle bakmak. Meraklı gözlerle bakmadığımız sürece, birazcık böyle sorgulamadığımız sürece çok fazla keşfedemeyiz. Bizim için önemli olan nedir arkadaşlar? Keşiftir. Mesela ben Zeynep Rana'ya bir soru sorsam. Zeynep Rana Olgun. Zeynep. Evet. Zeynep, mesela elin üşüdüğünde annen hiç elini ısıttı mı? Ver kızım ben senin elini tutayım. Şöyle bir ısıtayım ya da bir büyüğün, ablan, baban. Maalesef evet. Evet. Beşinci sen sınıf. Buldun mu? Hayır. Beşinci sınıflar var hep. Evet. Şimdi Zeynep peki senin elin üşüdüğünde şöyle yaptın mı? Hocam bir saniye, görüntünüz gözükmüyor bende de. Öyle mi?
Evet, görüntün var mı arkadaşlar sizde? Biz de gözüküyor. Tamam. Peki Zeynep Rana şu an geldi mi görüntüm? Evet hocam. Hı. Peki elin üşüdüğünde böyle yaptın mı hiç? Evet hocam, yaptım, çok oldu. Yaptın değil mi? Peki neden biz böyle yapıyoruz Zeynep sence? Bence elimizin ısınmasını istediğimiz için olabilir mi? Evet, elimizin ısınmasını istiyoruz. Amacımız o. Peki neden bunu yapıyoruz sence? Böyle olunca neler oluyor? Bilmem. Hiç düşünmedim. Cevap verebilir miyim? Öğreneceğim, ben cevap verebilirim. Muhammed Ali, bir dakika arkadaşlar. Muhammed Ali Öztürk, 5B yazan. O arkadaşımız herhalde söz hakkı istedi. Evet, söz hakkıyla konuşursak hocam, daha güzel olur. Hocam, öyle yapmamızın isteği, ellerimiz bir ikisi, ellerimiz sürtün birbirleriyle sürtüştüğü için evet, orada bir ısı oluşuyor hocam. Evet, biz elimizi hareket ettirince, aferin Muhammed Ali, çok güzel. Biz ellerimizi hareket ettirince, aslında çok basit bir olay değil mi? Çok günlük hayatta belki milyonlarca kez yaptığımız evet, bir şey. Ellerimizi evet, birbirine sürttüğümüz zaman hareket ediyoruz ve hareket enerjimiz neye dönüşüyor? Isı enerjisine dönüşüyor. Peki, Meryem Elif Özcan. Meryem Elif, beni duyuyor musun? Duyuyorum hocam. Ben demin Zeynep Rana'ya bir soru sormuştum. Zeynep Rana, elin üşüdüğünde hiç annen elini ya da büyük bir biri ya da bir öğretmenin olabilir, bir elini tutup ısıttı mı demiştim. Sen de mi olmadı? Peki olan var mı? Ben öğretmenim. Evet, Nacize Dağdeviren arkadaşımız bir evet, söylesin ben. Bakalım. Evet hocam, Nacize ben. Söyle bakalım. Evet eminim, annem yaptı. Yani çok yapıyor benim elim soğuduğu zaman. Peki elin ısındı mı? Evet öğretmenim, ısınıyor. Peki neden ısındın? Annen yoksa bir elinde küçük bir soba mı taşıyor? Hayır öğretmenim, annemin elinde olan, vücudunda olan sıcaklık benim elime geçtiği için öğretmenim, orada benim elim soğuk olduğu için böyle ısılar dengi. Sağlık süreci olur öğretmenim. Evet, böyle hani annemin elindeki sıcaklık benim elime geçiyor ve benim elimdeki soğukluk da anneme birazcık geçtiği için ılıman oluyor. İkimizin elinde ılıman oluyor öğretmenim. Evet, şimdi şurada bir şey sormak istiyorum size çocuklar. Çok önemli bir şey. Doğru, aslında ne demek istediğini çok iyi anladım. Doğru. Sadece minik bir kavram yanılgısı var. Nedir bu? Elimizi birbirine değdirdiğimizde, annenin elini tuttuğunda annenin elinden sana geçen bir sıcaklık mı yoksa ısı mı? Isı. Evet, çok güzel. Aferin çocuklar. Hatta biz bunu kitapta da belirtmiştik değil mi? Geçen sıcaklık değil. Çünkü sıcaklık geçemez. Evet, geçebilen. Hatta arkasında testler vardı. Evet. Oo, kim o testleri çözdü? Ben çözdüm. Aferin size. Çok güzel. Aferin. Hocam ben kitabı okuldan aldığım için onu bir kağıda çözdüm. Tamam, çok güzel. Ben fark etmez. Hiç fark etmez. Şimdi arkadaşlar, demek ki neyi öğreniyoruz? Biz ısı ve elimizi birbirine değdirdiğimizde geçen şeyin sıcaklık değil de ne olduğunu? Isı olduğunu. Isı olduğunu biliyoruz hocam. Evet, peki size bir şey soracağım. Bu cümlem doğru mu, yanlış mı? Ama bir kişiyi seçmek istiyorum ya da iki kişiyi. O kişiler bana cevap versin. Birincisi Muhammed Sait Şimşek, ikincisi Zeynep Nisa Yılmaz. Hazır mısınız gençler? Hazırız hocam. Tamam. Korkmayın, çok basit şeyler soruyorum ben. Zor soru soran bir öğretmen değilim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Muhammed Sait cevap verecek. Sonrasında da Zeynep Nisa Yılmaz cevap verecek. Ama ben doğru ya da yanlış olduğunu söylemeyeceğim. En son söyleyeceğim. İnsanın vücut ısısı 36 santigrat derecedir. Cümlesi doğru bir cümle mi? Fen olarak, hani bilimsel olarak bu cümleyi kurduğumda doğru bir cümle mi kurmuş olurum, yanlış bir cümle mi? Hocam sanırım doğru. Doğru. Zeynep Nisa? Evet öğretmenim. Doğru mu? Yanlış mı? Yeniden söyler misiniz öğretmenim? İnsanın vücut ısısı 36,5 derece santigrat derecedir. Öğretmenim yanlış bence. Yanlış diyorsun. Peki neden yanlış? Beni vücut ikna edebilir misin? Vücut evet, sıcaklığı olmayacak mı öğretmenim? Evet, harikasın. Alkışlıyorum. Muhammed Sait, seni de tebrik ediyorum.
hayatımızda tabii ki yanlış cevaplar da verebiliriz ama o yanlışlarımız ne yapıyor bizi? Doğru cevaba yöneltiyor değil mi? Vücut ısısı değil de vücut sıcaklığı olmalı. Zeynep Nisa, sana bir sır vereyim mi? Sen şu an aslında yıllar yıllar önce üniversite sınavında çıkan bir soruyu doğru cevaplamış oldun. Bir fizik sorusunu doğru cevaplamış oldun. Evet, yıllar önce, çok 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 eski tabii ki, siz daha doğmadan önceki senelerde çıkan bir fizik sorusuydu arkadaşlar. Bu üniversite sınavı, giriş sınavında çıkan bir fizik sorusuydu. Ama artık hepiniz biliyor musunuz? Evet, evet hocam, biliyoruz. Evet, evet hepiniz biliyorsunuz. Biliyoruz. İşte ısı ve sıcaklık arkadaşlar hayatımızın bu kadar içinde. Peki yine bir iki arkadaşımızı seçip bir deneyim paylaşmasını isteyeceğim. Yani böyle bir şey başınıza geldi mi gelmedi mi diye bakayım. Kamerası açık olan arkadaşlarımızdan kimler var? Açabilirsiniz arkadaşlar, cevap vermek isteyenler. O zaman Yağmur Ceylin Demir ile Elif Naz Güler bana bu soruyu cevaplayacak. Çocuklar şimdi yazın mesela işte içeceklerimiz oluyor. Ne bileyim işte soda. Biz tabii ki asitli içecekler çok tüketmiyorsunuz değil mi? Asitli içecekler dişlerimize çok zarar verir. Şimdi sodayı özellikle ebeveynleriniz çok tüketir değil mi büyükler? Ya işte ben yedim ama hazmedemedim. Evet. Bir soda yok mudur bir içsem falan. Şimdi yazın onların soğuması için bazen buzluğa attığımız oluyor. Çabucak soğumasını istiyoruz o içeceklerin. Peki Yağmur Ceylin, hiç sen buzlukta patlayan bir şişe gördün mü? Evet, bir keresinde olmuştu. Nasıl olmuştu? Anlat bakalım. Öğretmenim çok fazla soğuduğu için olabilir. Çok fazla galiba. Soğuduğu için. Peki Elif Naz? Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Elif Naz bir söylesin. Ondan sonra ben isteyenlere söz hakkı vereceğim. Şişenin şişiyor böyle. Çok fazla şiştiği için kapıyor. Hocam ben de söyleyebilir miyim? Evet Elif, Meryem Elif, sana da söz hakkı vereceğim. Sendin değil mi şimdi hocam söyleyebilir miyim diye? Evet, Elif Naz, senin sesini maalesef çok kesik aldım. Bir daha tekrarlama şansın var mı? Sesim geliyor mu? Geliyor. Sesim geliyor mu? Geliyor. Çok fazla... Şişe çok fazla dolapta durduğu için şişiyor ve patlıyor. Daki katta da yazıyordu. Evet, patlıyor ve şişe dolapta kaldığı için. Evet, o zaman Meryem Elif de söylesin. Meryem Elif söz hakkı istemişti zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. O zaman Meryem Elif gelene kadar Yusuf Esat. Ben de söyleyebilir miyim? Evet hocam. Hocam söylüyorum. Tamam. Evet hocam. Bir cam şişi hocam. Evet. Cam şişi çok şiştiği için, çok soğukta kaldığı için o su donarak daha büyük genişliyor hocam. Genişleyince de hocam. Genişleyince de şişeye patlatıyor hocam. Şişe dayanamıyor mu? Evet hocam. Şişe dayanamıyor. Evet. Peki. Bir an söyleyebilir miyim? Sesim geliyorsa. Yani şişe mi oluyor öğretmenim? Evet. Yani şişe. Söyleyebilir miyim diyen arkadaşımız söyleyebilir. Evet, şu an anlayamadım kimin söylediğini. Öğretmenim Meryem Elif demeye çalışıyor ama. Meryem Elif. Evet Meryem Elif, dinliyoruz seni. Ben söyleyebilir miydim? Öğretmenim plastik şişe öğretmenim. Laylon olduğu için öğretmenim. Kendi öğretmenim buzdolabına koysak da öğretmenim şişer. Ama yine patlamaz. Ama öğretmenim cam şişe. Öğretmenim biraz daha plastik değil, camdan yapıldığı için böyle öğretmenim açılmaz. Plastik gibi genişlemez öğretmenim. Ondan dolayı hocam evet, anladım ben senin ne demek istediğini. Tamam, teşekkür ederim. O zaman Ömer Doruk söylesin şimdi. Evet öğretmenim. Öyle bir soğukta şişenin küçülmesiyle suyun da büyümesiyle öğretmenim şişe patlar. Patlar, evet. Mehmet Esat. Hocam ben buna örnek vererek cevap vermek istiyorum. Tamam. Mesela bir kalem
Hocam sıcaklık verdiğimizde büyür, genişler. Ama hocam suda aynı durum değil. Suda soğuduğunda genleşir. Sodanın içinde de su olduğu için genleşir. Şişe buna dayanamaz, patlar. Evet, çok güzel arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harikasınız. Bu kadar böyle feni güzel bir şekilde isteyerek meraklı gözlerle araştırmanız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Beni şu an görüyorsunuz değil mi çocuklar? Evet, evet. Görüntünüz de çok net. Tamam. Tamam, güzel. Atladıkta bir nokta var aslında. Evet, söyle Ecrin. Öğretmenim, eğer soda sıcak bir ortamdaysa sıcaktan soğuğa geçtiği zaman cam şişe dayanamayıp patlayabilir. Sıcaktan soğuğa geçti. Evet, o da ayrı bir durum. Evet, o da doğru. Arkadaşlar, Mehmet Esat dedi ki normal şartlarda maddeler ısıya maruz kaldığında ne olur? Genleşir. Evet, değil hocam, mi? 5. sınıftaki arkadaşlarımız herhalde şu an çoğunluk 5. sınıfta, değil mi? 7'lerde de var zannedersem, 7. sınıfta var. 5. sınıftaki dersinizi şöyle bir geriye dönük hatırlarsanız genleşme ve büzülme vardı değil mi arkadaşlar? Genleşmede madde evet, ısı aldığı için genleşir. Büzülmede de ısı veren madde büzülür. Ama suda o kadar özel bir durum var ki arkadaşlar ve bunu yine size soracağım. Biraz soru soruyorum ama sıkılmadınız umarım. Yok hocam. Yok hocam. Yüce Rabbimiz o kadar güzel bir şekilde yaratmış ki, o kadar muazzam ki her şey doğa. Doğanın o mekaniği o kadar güzel ki arkadaşlar, dengesi. Suya özel bir durum vermiş. Özel bir görev vermiş. Demiş ki su ısı kaybettiğinde, yani donmaya başladığında, normalde hacmi küçülmesi gerekirken ne oluyor? Büyüyor arkadaşlar. Yoğunluğu da ne oluyor? Azalıyor. Yoğunluğu azaldığı için de arkadaşlar hacim büyüyor ve eğer Meryem Elif'in söylediği gibi zannedersem, Meryem Elif demişti. Eğer bu madde, bu yani suyumuz cam şişedeyse, cam şişe esnek olmadığı için patlıyor. Ama eğer plastik şişedeyse ne yapıyor? Plastik şişemiz şişiyor. Peki suyun özel durumu neden var sizce? Neden bu suyun özel bir durumu var? Evet, şöyle Yusuf Esat'a bir söz hakkı vereceğim. Dinliyoruz seni. Yusuf Esat, hocam, sen kaçıncı sınıftasın bu arada? 5 hocam. 5. sınıftasın, evet. Hocam söylüyorum. Dinliyoruz. Hocam su donunca hocam neydi? Hacmi fazla olur. Donunca hocam size bir tabak gibi olur hocam. Yani evet, şöyle içilmez. Sıcaklaşınca da erir hocam. Diğerlerinde sıcaklaşınca genleşir. Neydi? Soğuklaşınca da üzülürüm. Tamam. Peki su neden böyle? Suyun böyle olmasının acaba dünyada, çevrede, canlılar için bir faydası var mı? Yoksa sadece hocam, böyle olması mı? Hayır hocam, gerekiyor? Faydası var. Nedir mesela Yusuf? Çünkü hocam faydası hocam bir tane buz olur hocam. Karlarla birleşip buz olur hocam. Buz olunca güneşe gösterirseniz bir saat falan içinde hocam. O buz erir ve suya dönüşür. Sonra sudan da buhara dönüşür hocam. Buhara dönüşür, evet. Peki Sümeyye Sude, adaşım Sümeyye. Senin var mı bir fikrin? Suyun özel bir durumu var. Neden bu özel durum var? Hocam çünkü suyu bütün canlılar kullandığı için, yani çamuru bir tek filler kullanabiliyor, insanlar kullanamıyor. Ama suyu bütün canlılar kullanabildiği için olabilir. Ayşe Yeşilkaya. Hocam ben faydasından söylemek istiyorum. Mesela faydası şöyle olabilir. Karşıdan karşıya geçmek için bir araba yani geçmek istemiştir. Ama geçememiştir. Bu şekilde oradaki suda, yani şelalede de mesela soğuk zamanlarda o buz olunca oradan geçmeyi başarabilir. Yusuf, peki senin bir fikrin var mı Yusuf Lafatan? Hocam benim yok. Yok. Peki İrem Sena? Hocam ben de arkadaşlarım aynı fikirdeyim. Evet. Ömer Doruk bir şey söylemek istiyordu zannedersem. Ben katı maddelerin yoğunluğu daha fazladır. O yüzden olabilir.
O yüzden olabilir. Ve sıvı maddelerin de öğretmenin yoğunluğu daha azdır. Aslında öyle bir genelleme çok yapamıyoruz Ömer maalesef. Yoğunluk biraz daha farklı. Sen kaçıncı sınıftasın şu an Ömer? Beşinci Beş sınıf. Mi? Tamam. Yoğunluğu altıncı sınıfta göreceksin. Peki Emine Nur, senin var mı bir fikrin? Emine, sen kaçıncı sınıftasın kızım? Ben beşinci sınıftayım. Şu an herkes beşinci sınıfta mı? Hayır. Yok, hayır hocam. Ben kaç tane altıncı, yedinci sınıflardan tamam. Olan var. Tamamdır. Evet Emine, sence suyun bu özel durumu neden, Allah Teala neden suya özel bir görev vermiş? Bu hani donarken hacminin artıp yoğunluğunun azalması görevi. Evet, Muhammed Ali Öztürk. Benle cevaplayabilir miyim? Tabii, Ebrar. Önce Muhammed Ali'ye söz hakkı verdim, sonra Ebrar. Hocam, bu özellik suyu diğer sıvılardan, diğer maddelerden daha ayrı kılıyor. Ayrıca evet. Zaten su bizim yaşamımızın temeli olduğu için onda ayrı bir özellik de var hocam. Var. İşte o özellik ne acaba? Elif, Ebrar. Hocam. Hocam. Susuz yaşanmaz. Canlıların temel kaynağı yani. Bir de hani bir insan eğer 3 günden fazla su içmezse zaten yaşamını yitirir. Hı hı. Bunun dışında ne gibi bir özelliği var bilmiyorum. Yani ay, beni sordu. Aslında suyun... Hocam ama ben reddedim. Ben söyleyebilirim. Söyle Elif Naz, söyle. Öğretmenim eğer su olmasaydı yağmur yağmazdı. Her şey kuru kalırdı. Yani zaten su olmasa insanlar ölürdü. Arkadaşlarım dediği gibi üstünden fazla su içmediğimizde ölürdüyüz diyoruz yani. Anladım. O yüzden olabilir yani. Aslında arkadaşlar olmasa şöyle. Yağmur olmasa. Hocam ne miyim? Evet Sümeyye. Hocam su her kabın şeklini aldığı için olabilir mi? Yani görün şeklini de alıyor, bardağın şeklini de alıyor. Bu yüzden canlılar her yerden ulaşabiliyor. Ulaşabiliyor. Ya aslında benim sormak istediğim, yani sorduğum suyun canlılar için öneminden ziyade, hani o zaten biliyoruz. Bir de neydi? Suyun neden bu şekilde bir yoğunluğunun azalması, hacminin artması söz konusu? Şimdi ona cevap verelim arkadaşlar. Şöyle. Evet, şöyle arkadaşlar. Sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam, geliyor. Tamam. Araya çok fazla bir gıcırtı ses geldiği için acaba alabiliyorlar mı arkadaşlar diye şey yaptım. Şimdi, Süleyman Hoca, isterseniz öğrencilerimizin mikrofonlarını kapatalım mı? Olur, şimdi kapatabiliriz isterseniz. Aha. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi arkadaşlar aslında suyun bu özel durumunu şöyle anlatalım. Suyun biliyorsunuz ki denizlerde, okyanuslarda, işte göllerde ne yapıyor? Bir sürü canlı yaşıyor değil mi arkadaşlar? Canlı yani bu sadece hayvanlar olabilir, bitkiler olabilir ve bizim neredeyse yaşam kaynağımız olan oksijenin çoğunluğunu deniz altındaki algler fotosentez yaparak oluşturuyor. Dolayısıyla deniz altındaki ekosisteme çok ihtiyacımız var. Peki hava sıcaklığının çok düştüğü, sıfırın altına düştüğü zamanlarda canlılar işte donan denizler var işte kutuplarda denizler işte okyanuslar ne yapıyor donuyor ve üstü tamamen buz oluyor. Peki altı tamamen buz oluyor mu? Tamamen alt kısım buz oluyor mu? Evet, hocam, hayır olmuyor. Yaşamaya devam ediyor hocam. Evet işte olmamasının sebebi arkadaşlar olmamasının sebebi su donarken üstten donmaya başlıyor. Çünkü hacmi artıyor ve yoğunluğu azalıyor ya. Donma üstten meydana geliyor. Ve suyun sadece üst kısmı donuyor arkadaşlar. Aslında suyun hani o donmuş gibi görünen su kütlelerinin işte bu akarsu, göl, okyanus vesaire olabilir. Bunların aslında arkadaşlar alt kısımları tamamen nedir? Su artı 4 derecede canlıların yaşayabileceği boyutta olan bir su var.
herhangi bir donma yoktur arkadaşlar. Eğer su donarken yoğunluğu azalıp hacmi artmasaydı o zaman ne olurdu arkadaşlar? İşte o zaman denizde yaşayan tüm ekosistem harap olurdu ve hiçbir şekilde bir canlı kalmazdı. İşte işte arkadaşlar tüm bu nimetler, tüm bu hikmetin sebebi tüm o canlıların, ekosistemdeki canlıların yaşamlarına devam edebilmesi. Evet arkadaşlar, benim özellikle söylemek istediklerim, sizlerle paylaşmak istediklerim ve sizin fikirlerinizi öğrenmek istediklerim, görmek istediklerim bunlardı. Hocam, Kübra hocam, var mı bir soru ya da... Teşekkür ederim Sümey hocam, ağzınıza evet. Sağlık. Eğer müsaade ederseniz şimdi öğrencilerimin size için hazırlamış olduğu sorular var, onları sormak istiyoruz. Tabii ki, tabii ki. Hı-hı. Tamam. Zeynep Rana ile başlayalım 5A sınıfından. Güzel kızım, alalım mı sorunu? Selamünaleyküm hocam. Kitabınızı severek okudum. Size iki tane aleyküm sorum olacaktı. Birincisi, yazma tutkunuz ne zaman başladı? Hı-hı. Şöyle arkadaş, istersen birincisinin cevabını vereyim, sonra ikincisini verirsin. İkinci sorunu sorarsın. Şimdi arkadaşlar, yazma evet biraz içten gelmesi gereken ve istekle olması gereken bir şey. Yani böyle hani zorlamayla olmuyor. Bazen canımız sıkıldığında yazamıyoruz. İçten gelmesi gerekiyor. Benim de arkadaşlar sizlerden biraz daha ufakken, 3. sınıftayken ilkokulda çok sevdiğim bir sınıf öğretmenim ayrılmıştı. Okuldan başka bir yere tayini çıkmıştı ve ben çok üzülmüştüm buna. Ve onun için bir şiir yazmıştım. Sonra o yazdığım şiir çok... Arkadaşlar işte oradaki diğer öğretmenlerim çok beğenmişti ve bu beni çok cesaretlendirmişti. Ondan sonra ufak ufak hani bizim zamanımızda kompozisyon derslerimiz vardı. Bilmiyorum şu an sizlerde de var mı Türkçe dersi kapsamında. Kompozisyon derslerimizde sürekli öğretmenimizin söylediği konuda yazardık ve gerçekten de öğretmenim beni beğendiğini söylerdi. Bu şekilde tabii büyüklerimizden, etrafımızdan, özellikle öğretmenlerimizden aldığım cesaretle yazmaya başladım. Bir tercih yaparsanız öğretmenlik mi yoksa yazarlık mı daha özel sizin için? Oo, çok zor bir soru. Evet, bence çok zor bir soru ama galiba öğretmenlik diyebilirim. Çünkü ben çocukları çok seviyorum. Çocuklarla iç içe olmayı çok seviyorum. Onların sorularını çok merak ediyorum. Yani derste mesela ben kendi öğrencilerimin sorularını çok merak ederim. Bir şeye bakış açılarını çok merak ederim. Fikirlerini çok merak ederim. O yüzden galiba öğretmenlik. Tamam hocam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim teşekkür ederim bu güzel sorun için. Şimdi de Yağmur Hoca'nın sorusunu alalım. Merhaba ilk önce. Çok tatlı ve şirin bir kitap yazdığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim iki tane sorum var. Birincisi... Hı-hı. Neden robotun adını Phoenix koydunuz? Hı hı. Evet, Phoenix aslında fen zaten hani robotumuzun en önemli noktası fendi. X ise hani X matematikte bilinmeyen bir harfi ifade eder ya. Ya da biz günlük hayatımızda konuşurken de hep X şahıs, X olay, X gibi kelime, bu şekilde çok fazla günlük hayatımızda olan bir ifadedir. X bilinmeyendir. Phoenix ise o bilinmeyen, fenle ilgili bilinmeyenleri çözen robot adını verdim. Evet, tamam. İkinci sorumu da sorayım. Neden fen ile alakalı bir kitap yazmayı tercih ettiniz? Çünkü fen öğretmeniyim. fen öğretmeniyim ve tabii ki hani illa fen öğretmeni fenle ilgili kitap yazmak zorunda değil. Başka türlü de yazabilir. Ama ben özellikle yani öğrencilerimin ve sizin yaş grubunuzdaki öğrencilerin feni eğlenceli bir şekilde. Çünkü biliyorum Z kuşağı olan sizler kitap okumayı da seversiniz ama sizin için sıkılmadığınız bir kitap olsun. Böyle renkli, eğlenceli bir kitap olsun diye. O yüzden fen de biraz bazen evet eğlence olabilirken bazen sıkıcı hale gelebiliyor. 6. sınıftaki öğrencilerimiz varsa... Altılar genelde sürat konusunu sevmiyor. İrem, Sena. Sürat konusunu sever misin? Kuvvet, sürat, grafikler. Ben seviyorum. Sever misin? Öyle mi? Tamam, çok güzel. Genellikle bu tarz soru, yani sürat deyince çocuklar aa hocam olur, yoğunluk deyince aa hocam diye. Hani bu tarz konuları daha çok sevdirebilmek adına fenle ilgili yazmayı düşündüm.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yağmurcuğum, teşekkür ederiz sana. Zeynep Nisa, senin sorun alalım mı güzel kızım? Olur öğretmenim. Selamünaleyküm. Çok güzel bir kitap yazmışsınız. Teşekkür ederim. Benim size bir tane sorum olacaktı. Neden Mucit Tayfa hep deney yaparak fen dersini öğreniyor? Evet. Neden Mucit Tayfa deney yapıyor? Mucit Tayfa çünkü bir şeyleri deneyerek keşfetmek istiyor. Motomot böyle çok rutin bir şekilde ders dinlemeyi sevmiyor. Tek düze bir şekilde öğretmenin anlattığı dersi ya da internetten anlatılan dersi sevmiyor. Şimdi sizler de bilirsiniz ki arkadaşlar, şimdi diyelim ki sınıfa girdiniz, fen öğretmeniniz derse girdi ve şöyle dedi. Çocuklar, şimdi defterlerinizi açın, size yazdıracağım bir şeyler. Siz ne yaparsınız? Of, hoca yine yazdıracak ya falan dersiniz değil mi? Doğru mu? Hocam biraz doğru ama biraz da böyle. Aynen öyle. Peki, dersiniz ki, şöyle dersiniz ya da. Hocam daha fazlasını istiyor yazmayı. Evet, ya da şöyle dersiniz. Ya hocam çok mu yazdıracaksınız? Ama peki öğretmeniniz sınıfa girdi ve dedi ki çocuklar hadi bakalım laboratuvara ineceğiz ve çok güzel deneyler yapacağım dese. Ne olur herkese de oley. Evet, herkes bir heyecanlanır değil mi? Herkes heyecanlanır ve çok mutlu olur. Dolayısıyla demek ki öğrenciler ya da çocukların sevdiği şey neymiş? Deney yapmak. İşte Mucit Tayfa da bu yüzden çok fazla deney yapmayı seviyor. Teşekkür ederim öğretmenim. Teşekkür ederim Zeynep sana da. Hocam ben sorayım. Evet, Emine. Çocuklar sırayla bir alalım. Daha sonra eğer yazarımız yorulmazsa diğer soruları alırız, olur mu? Tabii ki. Buradaki sorularımızı söyleyelim. Emineciğim, güzel kızım. Senin sorunu alalım şimdi. Emine Çınar. Tamam öğretmenim. Benim size bir sorum olacak. Öncelikle iyi akşamlar. Yazdığınız bu kitapta gerçek isimler yerine neden Zeyno, Cino, Nazo gibi lakaplar kullandınız? Evet. Aslında isimleri var. Hani biliyorsunuz, hatta Mumu'nun ismi Murat gibi. Şöyle bir şey var. Biliyoruz ki genellikle sizin yaş grubu öğrenciler hep birbirlerine böyle lakap isimleriyle, lakapla böyle ya da isimlerin kısaltılmış haliyle hitap ediyorlar. Samimiyet Efendim göstergesi. Elo diyorlar. Ne diyorlar? Elo. Elo diyorlar. Evet, birbirinize hatta ben mesela öğrencilerime şey derdim 5. sınıftayken, işte arkadaşlar birbirinize isimlerinizle hitap edin. Ama hocam çok eğlenceli bu, ama hocam ben seviyorum falan derlerdi. Sonra çocuklarda bu isimlerin kısaltılması aslında, hani lakap takmak çok da uygun değil ama hani isimlerin kısaltılması bazen eğlenceli olabiliyor ve çocukların akıllarında daha fazla kalabiliyor. Bu yüzden o şekilde bir isimlerin kısaltılmış halini takmayı tercih ettim. Daha biraz sevimli dursun diye. Ben teşekkür ederim. Sorun güzeldi. Teşekkürler Emineciğim. Zehra, senin sorunu alalım güzel kızım. Zehra Aslan. Öğretmenim çok güzel bir kitaptı. Merhabalar, çok güzel bir kitaptı. Bunun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Deney yapmanın bize faydaları nelerdir? Deneyden bahsetmişsiniz. Deney yapmanın faydaları. Şimdi deney yapmak, arkadaşlar şöyle bir şey var. İnsanın öğrenme eğilimi her zaman yaşayarak, yani çoğunlukla yaşayarak öğrendiğimiz şeyler daha kalıcı olabilir. Bize kalıcı olan öğrenmeyi yaparken bizde anılar oluşturan, eğlendiren şeyleri daha fazla belleğimizde tutabiliriz. Aklımızda, hafızamızda tutabiliriz. Bir kitaptan, ders kitabından, fen ders kitabından okuduğumuz bir sayfa ya da bir paragraf, o anlık hatırlayabiliriz ama sonrasında unuturuz. Ama öğretmeninizin yaptığı çok eğlenceli bir deneyi siz ne yaparsınız hatırlarsınız. Daha önceki yıllarda öğretmenin yaptığı çok eğlenceli bulduğu deneyi hatırlayan illaki vardır aranızda. Var mı çocuklar? Hocam işte şu deney çok güzeldi. Var öğretmenim. Evet hocam var. Mesela var. Ömer Doruk söylesin. Ömer Doruk. Öğretmenim. Yün ipten. Hocam ben de söyleyeyim. Yakıcı maddenin nasıl yandığını gözlemliyorduk öğretmenim. Böyle ten su onu çekiyordu öğretmenim. Evet, kaçıncı sınıfta farklı. Kaçıncı sınıftayken yapmıştınız bunu? Dördüncü sınıf öğretmenim. Evet, dördüncü sınıfın herhalde ilk döneminde değil mi? Evet. Çok güzel. Evet, söyleyebilirsin. Kimdi? Elif Çelik. Evet öğretmenim. Öğretmenim, size ilk 5. sınıfa başladığınızda ilk günlerde de bir
tüm ayın evre işte ay, güneş ve dünyanın maskelerini yapın demişti öğretmenin. O hala aklımda, çok güzel olmuştu. İşte işte Zehra bu yüzden soruyu Zehra sormuştu zannedersem. Zehra işte bu yüzden deneyle deney yapmak bizim hayatımızda her zaman kalıcı bir etkiye ve kalıcı bir öğrenmeye sebep oluyor. O yüzden öğretmenlerinizi eminim sizin de çok fazla deney yapıyordur. Bu pandemiden bahsetmiyorum. Maalesef bu pandemide uzak kaldık okullarımızdan. Ama eminim öğretmenleriniz belki şeyde bile, ekranda bile yapmıştır. Biz ekranda bile mesela öğrencilerle deney yaptık. O olmasa bile arkadaşlar annelerinizle mutfakta deneyler bile yapabilirsiniz. Bu çok mümkün. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Zehra. Teşekkür ederiz hocam. Zehra'cığım çok teşekkür ederim senin güzel sorun için. Teşekkür ederim. Şimdi Gözde'yi dinleyelim. Gözde burada mısın prensesim? Evet öğretmenim. Öncelikle hayırlı akşamlar. Kitap hayırlı çok akşamlar. Güzeldi. Severek okudum. Çok teşekkürler. Size iki sorum olacak. Birincisi, hı-hı, Mucit Tayfan'ın deney günlüğünü yazarken nelerden ilham aldınız? Mucit Tayfan'ın deney günlüğünü yazarken inanın çocuklardan ilham aldım. Kim çocuklar derken kim? Tabii ki öğrencilerim ve çocuklarım. Benim de iki tane çocuğum var. Birincisi, biri 5. sınıfa giden sizin yaşınızda. Bir tane de anaokuluna giden bir oğlum var. Onların sordukları soru. Allah bağışlasın hocam. Çok teşekkür ediyorum hepimizinkini inşallah. Çocukların sorduğu sorular, onların hayata yaklaşımları, öğrencilerimden gelen sorular. Ya sorular derken çocuklar mesela ders anlatırken çok ilginç yaklaşımlar. Bunlar hep kafamda soru işaretleri oluşturdu. Ya bunlar ne kadar güzel fikirler diye. Mesela bir gün evden okula gidiyorum. Oğlum da yanımda. Anne diyor, ay neden bizi hep takip ediyor? Anaokulu çocuğu. Evet şimdi gel bakalım çocuğa bunu anlat. Nasıl anlatacağız? İşte anca eğlenceli bir hale hikayeleştirerek, anlatarak, hikayeleştirerek anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden çocuklardan, yani sizlerden ilham aldım çocuklar. Gözde. Öğretmenim. İkinci sorum, Finnis karakteri size birini yansıtıyor mu yoksa tamamen hayal ürünü mü? Evet, Phoenix tamamen hayal ürünü. Neden böyle bir şey düşündüm? Çünkü biz aslında biraz kurgusal şeyleri severiz. İnsan psikolojisi. Yani böyle nasıl desem, hayali bir karakter, hayali bir şeyler, gizemli bir şeyler bize her zaman daha dikkatimizin odaklanmasına sebebiyet verir. Bu yüzden ben de öğrencilere yardım eden hayali bir arkadaşları olmasını istedim. O yüzden Phoenix'i düşündüm ve yazdım. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederim Gözde'cim sana da. Meryem Elif, güzel kızım, senin de sorun alalım şimdi. Meryem Elif burada mısın prenses? Severek okudum. Benim size bir sildikten sonra bu ürünü hangi amaçla kullanmak istediniz? Tam alamadım soruyu da son ilk kısmı. Termosu ürettikten sonra bu ürünü hangi amaçla kullanmak istediniz? Termos, kitaptaki termostan bahsediyorsun değil evet. mi? Termos aslında arkadaşlar bizim... Hani biliyorsunuz, hepiniz de görmüşsünüzdür, pikniğe gittiğinizde muhakkak gitmişsinizdir. Çayı koyup, çay bizim vazgeçilmezimiz kültürümüzde, muhakkak çayımızı içeriz ve sıcak olur. Çocuklar her zaman bu termosun mantığını anlayamıyor. Çünkü anne diyor işte mesela sıcak koyunca sıcak oluyor, soğuk koyunca da soğuk oluyor. Bu neden oluyor? Hani termos bu yüzden çocukların biraz kafalarını karıştıran bir olaydı. Açıkçası orada... Termos oluşturulması mantığını anlatmak adına evde hani basit bir şekilde termos yapılabilir, oluşturulabilir amaçladım. Yani mekanizmasını anlamak adına. Tamam hocam. Hı-hı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Meryem Elif. Hilal Şerife, sen burada mısın güzel kızım? Senin sorun alalı. Hilal Şerife. Sanırım yok Sümey Hocam. Muhammed Said, sen sorun alabiliriz. Güzel oğlu. Muhammed Said. Sen burada mısın? Buradayım hocam. Dinliyoruz oğlum. İlk önce selamünaleyküm hocam. Sen bilimleri öğretmeniyken yazar olmayı nasıl karar verdiniz ve kitap yazmaktan zevk alıyor musunuz? Evet.
fen bilimleri öğretmeniyken aslında uzun bir süredir de hep aklımdaydı. Ama ne şekilde bir ürün oluşturabileceğim kafamda tam tasarlanmamıştı. Çünkü bilirsiniz, illaki okumuşsunuzdur. Yine piyasada bu tarz fenle ilgili, bilimle ilgili bilimsel kitaplar var. Hani ben biraz daha farklı olmasını istedim. Ve özellikle şunu anladım. Çocuklar deney deyince çok böyle olaylı bir şey ve zor bir şey düşünüyor. Yani çok zor, yapılamaz, işte nasıl yapacağız, patlamalı çatlamalı deneyler. Hep öğrencilerim öyle der, hocam okulu patlatacak mıyız falan diye. Aslında biz normal şartlarda evimizde çok basit bir olayla bile fen deneyi yaptığımızı açıkçası öğrencilere göstermek istedim. Sizin gibi meraklı öğrencilere. O yüzden bu kitabı yazmak istedim. Bu kitaptaki işte en temel nokta evde uygulanabilecek deneylerin bulunması. Deneyin çok zor bir şey olmadığını, illa kimyasal maddelerin kullanılması gerekmediği, sadece evdeki çok basit şeylerle, zaten birazdan sonunda etkinlik de yapacağız. Çok basit, minik bir şey. Hep karşılaştığımız bir şey. Bu yüzden arkadaşlar yazmamın sebebi Muhammed Ali oydu. Yani artık dedim evet, ben şu an karar verdim ve fen deneylerinin aslında ne kadar basit olduğunu çocuklara göstermenin zamanı geldi diye düşünerekten yazdım. İkinci sorun neydi? Hocam bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Hocam mesela benim aklıma deney dediğimizde, hocam böyle deney tüpleriyle böyle dumanlar çıka çıka patlamalı, evet, bir şeyler aklıma geliyor ama mesela küçük bir deney araştırıyorum. Hocam evde sadece yumurta ve sirkeyle yapılabilecek basit deneyler var. Tabii ki, tabii ki yapılabilecek. Bakın arkadaşlar, patates kızartmasını seversiniz değil mi? Evet hocam, ben çok severim. Evet hocam, çok sever. Mesela biz dersimizde, ben online derste de öğrencilere 7. sınıfta, daha doğrusu pardon 8. sınıfta fiziksel ve kimyasal değişimler konusu var. Fiziksel ve kimyasal değişimler konusunda oturup da ya işte çocuklar bu fiziksel değişim, bu kimyasal değişimdir değil de mutfağa girdik hep beraber. Onların da mutfağa girmesini söyledim ve oturduk arkadaşlar, patates kızarttık. Aslında bir deney, basit bir deney değil mi? Patates kızartırken fiziksel ve kimyasal hangi değişimlerle karşılaştık? Onları gözlemledik. Ama sonrasında da ben afiyetle patates kızartmamızı yedik. Muhammed Ali'nin bir sorusu daha vardı. Onu hatırlayamadım. İki soruydu zannedersen. Yazmaktan zevk alıyor musunuz dedi hocam. Evet, yazmaktan gerçekten çok zevk alıyorum. Çok mutlu ediyor beni. Zaten biliyorsunuz, yani bilmiyorsunuz daha doğrusu, bu kitabın seri halinde. Yani burada bir yazıyor. Bir, bu kitabın bir numaralı kitap olduğu. Bunun gene Mucit Tayfa'nın bir sürü maceraları ile beraber diğer kitaplarda inşallah arkadan geliyor. Öğretmenim, ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Elif Naz. Ben bir deney söyleyeceğim. Mesela benim şey yaptığımda kabartma tozu koymadığımızdan da kabarmıyor. Ama bir kabartma tozu koyduğumuzda biraz kabarıyor. İşte bu bir deneydi yani. Evet, kesinlikle bu kadar. Deney var. Bu kadar bir deney. Başkası yok. İlla kafanıza çok deney tüpleri, erlenmeyenler, işte bu çıkan buharlar falan gelmesin. Evet Kübra hocam, teşekkür olabilirim. Ediyoruz. Elif'ciğim, 5A sınıfında Elif. Senin sorun olur mu güzel kızım? Elif Çelik. Öncelikle merhaba. Sizin kitabınızı ben de çok sevdim. Severek de okudum. Size sadece bir tane sorum olacaktı. Kitabınızda neden ısı ve sıcaklık üzerinde durdunuz? Evet, güzel bir soru. Aferin. Daha doğrusu birçok arkadaşımızın, hepinizin soruları çok güzel hazırlanmış. Aferin. Gurur duydum sizinle. Çocuklar, ben aslında bir fen öğretmeni olarak hani yıllardır öğrencilerin en fazla hangi konularda kafalarının karıştığını ve hangi konuları öğrenmekte ya da o kavramları oturtmakta zorlandığını gözlemledim. Ve bununla ilgili birçok başlık bende kafamda bulundu. Bu yüzden ben bu kitabı ilk yazarken aklıma inanın ilk gelen ısı ve sıcaklık konusuydu. Çünkü bu konu 5'te de, 6'da da, 7'de de, 8'de de farklı hallerde, farklı tarzlarda karşınıza çıkacak. Ve her senede, ben bütün kademeleri de girdim, her senede arkadaşlar
çocukların en fazla takıldıkları, yani 8. sınıftaki abla abileriniz de 5. sınıftaki yaşıtlarınız da hep ısı ve sıcaklık konusundaki bazı noktaları anlayamıyorlar. Kavramları çok fazla oturtamıyorlar. Hani onlara bir yardımcı bir şey olabilmesi adına özellikle sizler daha 5. sınıf ortaokula ilk başladınız ve ısı sıcaklık konusu gerçekten ağır gelebilir. Özellikle eğriler vesaireler, işte ısı alma, ısı verme, buharlaşma vesaire. Bunlar belki zor gelebilir. Bu kitapla biraz daha eğlenceli hale getirebilmek, biraz daha kalıcı bir hale getirebilmek de amacım. Mesela size ilk sorduğum soru, hatta Zeynep Nisa'nın üniversite sorusunu yapabildiği, üniversite sınav sorusunu yapabildiği o soruyu arkadaşlar 8. sınıftaki bazı abi ve ablalarınıza sorduğumuzda bile yapamayabiliyorlar. Yani ısı ve sıcaklık kavramlarını oturtamamış olabiliyorlar. O yüzden ben daha 5. sınıftayken çocukların bu konuda kafalarında bir şey kalmasını istemediğim için bu konuyu seçtim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Hı-hı, ben teşekkür ederim. Yaren'cim son olarak senin sorunu da alalım. 5B'den Yaren. Öğretmenim merhaba, ilk öncelikle. Ben merhaba. Bir tane sorum olacak. Aha. Kitabınızı yazarken en çok kimden destek aldınız? En çok kimden destek aldım? Aslında ilk kitabı ilk yazdığım zaman ilk okumasını kızım yaptı, sizinle eşit. Ona dedim ki bir okur musun? Hani ne hissediyorsun? Sana nasıl geliyor kitap? O da çok beğendiğini söyledi. Çok bir de ilk sayfalardı. Anne dedi çok güzel gidiyor, çok merak ettim dedi gerisini. Evet, onun o cümlesinden sonra tamam herhalde oluyor diye devam ettim. Yani aslında en büyük destekçim kızım Zeynep. Teşekkür ederim. Rica ederim Yaren'cim. Hocam ben de sorabilir miyim? Evet, Kürk hocam sorabilir miyim? Arzu ederseniz birkaç soru daha alalım ya da deneye de geçebiliriz. Derseniz. Yok yok, öğrencilerin çok sorularınız sorsun. Hiç problem değil. Tabii ki sorabilirler. Biz de cevap verdiniz için seve seve. Çok mutlu olduk gerçekten. Çok teşekkür ediyorum ben size. Estağfurullah. Çok mutlu oluyorum. Gerçekten hocam, sorular çok güzel. Hocam soru alalım. Tabii ki. Daha sonra da deneye geçelim. Hocam ben sorayım hocam. Evet, Yusuf sorsun bakalım. Siz arzu ettiğiniz öğrencilerimize hocam söz verebilirsiniz. Evet. Hı-hı. Tamam, teşekkür ederim. Benim birkaç tane sorum olacaktı. Tabii ki. Birincisi hocam. Hangi şehirde öğretmenlik yapıyorsunuz hocam? Ben İstanbul'da. Ha, tamam hocam. İkincisi hocam. Bir dakika hocam. İlk defa ne zaman ben yazar olacağım dediniz hocam? Aslında ben yazar olacağım demeyi çok böyle hani küçük yaşta ben yazar olacağım dedim diyemem. Böyle bir şey demedim. Ama yazmayı seviyordum. Ben yazar olacağım aslında... Yakın bir tarihtedir. Yani hani öğretmenlik yaptıktan sonra ya ben aslında yazabilirim, çocuklara bir kitap çıkarabilirim, bir ürün çıkarabilirim mi dedim. Hocam ben bir tane daha soracaktım. Tabii ki. İlk okuduğunuz kitabın adını hatırlıyor musunuz hocam? Merak ettim de. Oo, çok zor. Ya hatırlayamıyorum galiba. Ya çünkü şöyle arkadaşlar, bizim evde çok büyük bir kütüphanemiz vardı ve o kütüphanede çok çeşitli kitaplar, hani tabii ki dini çoğunluğu, dini ağırlıklı kitaplar vardı ve ben hani bana uyan, uymayan, hani şimdi sizin zamanınızda siz tabii çok şanslısınız çünkü çok fazla alternatif var yaş gruplarınızda, okulunuzda, kütüphaneniz vesaireniz, bizde yoktu. Ben mesela karıştırır, o anda belki çok ağır bir kitaptı, belki çok yetişkin kitabıydı ama ben fark edememiştim, onu alıp okumuşumdur. Ama hani net, evet ben bunu okudum diyebileceğimi inanın hatırlayamıyorum. Hocam bir de bir şey daha soracaktım. Sizin bu Mucit Tayfa'nın günlüğünden başka kitabınız var mı? Başka bir... Yok, hayır, bu benim ilk kitap serim. Bunlar seri halinde, her bir kitapta farklı bir konu olacak, fen konusu. Mesela ilk kitapta ısı ve sıcaklık konusu varken atıyorum ikinci kitapta başka bir konu, üçte başka, dörtte başka diye devam ediyor. Bu benim ilk kitabım. Tamam hocam. Öğretmenim ben soru sorabilir miyim? Hocam ben soru sorabilir. Evet, Esat, ben Yusuf Esat bir soru soracakmış. Evet, Yusuf Esat. Hocam, Phoenix'i yaparken niye robot yaptınız? Niye robot
yaptınız acaba? Evet, buradaki çizimler bana ait değil. Çizimleri Rümeysa Zeynep Araçlı diye çok böyle yetenekli bir arkadaşımız çizdi. Biz aslında Phoenix'i ben hayal ederken, yani yazarken ne olduğunu hayal etmeyerek yazdım. Yani hayal ederek yazmadım. Hani robot demedim. Sadece bir hayali karakter dedim. Ve daha sonra birçok kişiye sordum. Mesela bir hayali arkadaşınız olsaydı ve her şeyi çok iyi bilen bir hayali arkadaşınız olsaydı sizce nasıl olurdu? Robot diyen oldu. Böyle duman gibi, dumanımsı bir şey diyen oldu. Ama çoğunluk robottaydı arkadaşlar. Herkesin kafasında ilk robot gelir. Hani robotlar hep akıllıdır ya, her şeyi bilir, her şeyi yapar, pratiktir. O yüzden genel anlamda böyle bu sorduğum soruları çevremde, hani öğrencilerim olsun, etrafımdaki arkadaşlarım olsun, genellikle bir robot zihinde beliren bir robottu. Bu yüzden biz de çizerle beraber ya bir robot olabilir dedik. Çizerimiz de bu şekilde çizdi. Biz de çok beğendik. Bir de hocam bir tane daha sorum olacaktı. Efendim bir daha alayım soruyu. Bir tane daha sorum olacaktı hocam. Tabii ki sorabilirsin. Hocam mucit tayfayı yani çocukları yaparken aklınızda nasıl hayal ettiniz yaparken çocukları? Yani çocukları düşünürken evet genellikle etrafımdaki çocuklardan ilham alarak, yani bunu buna benzettim, bunu buna benzettim, evet bu buna daha çok yatkın diye, o şekilde aslında canlı karakterlerden, etrafındaki canlı karakterlerden örnek aldım. Çocuklar şöyle parmaklarınızı kaldırın çocuklar derste olduğu gibi. Hocamız oradan seçim yapsa. Sadece parmak kaldırın. Son 3 soru da alalım isterseniz. Son 3 soru tamam. Tamam, son 3 soru alıyorum o zaman. Şöyle parmakları, yani eli havada olan arkadaşlarımız var. Yağmur Ceylin'i alalım. Başka var mı? Kameradan gördüğüm. Nacize Dağ Deviren olsun. Bir de başka var mı? Bir de Elif Naz Güler. Tamam, bu arkadaşlarımızdan alalım. Yağmur. Öğretmenim ilk başta küçükken ilk başta en sevdiğiniz meslek neydi? Evet. Aslında çocuklar galiba ben hep öğretmen olmayı istemişimdir. İstedim. Çünkü içimde hani hep küçükken değişir ya, ya mühendis olacağım, doktor olacağım, eczacı olacağım, öğretmen, hep böyle bir değişir ya ta büyüyene kadar. Ama ben, evet bende de değişti ama en çok beni etkileyen öğretmenlerim olduğu için hep benim aklımın bir kenarında öğretmenlik çok ağır bastı. Evet, Naciz, rica ederim. Nacize Dağ Deviren. Evet öğretmenim, öncelikle merhaba. Merhaba. Kırım öğretmenim, ilk okuduğunuz çocuk kitabı neydi veya bugünlerde okuduğunuz bir çocuk kitabı var mı? Evet, çocuk kitaplarını çok okurum arkadaşlar. Yani normal yetişkin kitabı okurum. Ayrıca onun yanında da muhakkak yine çocuk kitabı okurum. Çünkü ben çocuk kitabı yazarı olduğum için biraz bunlara da uzak durmamam gerekiyor. Ben en son Okuma Bilmeyen Kitapçı'yı okudum. O da Tim Marsh İlk Genç'ten. O da güzel, eğlenceli bir kitaptı. Evet hocam, kitaplarımızda. Onu biz de okuduk. Öyle mi? Çok güzel. Bir de şeyi okudum ben. Evet, getirdi Zeynep Rana. Okuma Bilmeyen Kitapçı gerçekten güzel bir kitap. Bir de arkadaşlar, Timaş'ta olmayıp da başka bir yayın evinin Kraliçeyi Kurtarmak ve Haritada Kaybolmak diye iki kitap var. Öğretmenim, ben Kraliçeyi Kurtarmak kitabını okumuştum. Çok okumuştum. Evet, o, ben onu da çok hoşuma gitti. Onda da böyle coğrafya ile ilgili çok güzel bilgiler veriyor. Haritada Kaybolmak'ta da aynı şekilde. Daha doğrusu Haritada Kaybolmak'ta daha fazla coğrafya bilgileri var. Bu yüzden onları da tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle macerayı severseniz, evet Kraliçeyi Kurtarmak Gözde de var. Macerayı severseniz Haritada Kaybolmak ve Kraliçeyi Kurtarmak gerçekten son zamanlarda okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Çocuk kitaplarından. Siz yazacak mısınız maceraları? Olabilir. Şu an ben Mucit Tayfa'nın deney günlüğüne biraz daha odaklandığım için şu an onun serisi devam ediyor. Ama tabii ki maceralı bir kitap yazmak isterim. Bir de kim vardı? Elif Naz mı vardı? Evet hocam, Elif Naz Güler. Ben varım. 4 olacak. Birinci sınıfta. Yardım aldınız mı?
Ben hiç alamadım Kübra hocam ses ama. Hocam ben de alamadım. Elif Nazlıcığım sesin birazcık kesik kesik geliyor güzel kızım. Tekrar söyler misin? Hocam şimdi geliyor mu? Evet şimdi kamerayı kapatınca geliyor zannedersin bana. Tamam. Bu kitabı yazarken yardım aldınız mı ailenizden? Yok almadım. Yani şey dedim ama hani tamam. Demin söylediğim gibi kitabın yavaş yavaş hani sayfaları oluşurken kızıma okutarak onun fikrini aldım. Hani o şekilde bir destek aldım. İkinci sorum kitabı yazarken bir yerden duygulandınız mı? Bir yerde duygulandınız mı? Duygulandım mı? Yani yok duygulanmadım galiba. Biraz eğlenceli bir kitap olduğu için çok duygusal değil zannedersem. Siz duygulandınız mı çocuklar? Yok hocam. Biz olamadık. Yok. Evet. Yok öğretmenim. Tamam çocuklar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Güzel sorularınız için. Hepinizin soruları da harikaydı. Sümeyye hocam siz de gerçekten mükemmel cevaplar verdiniz. Aa, çok teşekkür ederim. İlginiz, alakanız çok teşekkür ediyorum. Eğer arzu ederseniz şimdi öğretmenimiz kolay mı zor mu? Evet. Efendim alamadım soruyu. Soruyu alamadım ama. Hocam, yazar tamam. Olmak kolay mı zor mu? Yazar olmak kolay mı zor mu? Yazar olmak aslında arkadaşlar hani bir meslek değil aslında. Bu isteyerek yapılan bir şey. İsteyerek yapılan bir şey olduğu için bence de çok zor olmaz. Kolay olur hani o kişi için. Ama tabii ki her şeyde bir fedakarlık var. Yazarken bir emek var, bir fedakarlık var. O anlamda evet belki bazen fiziksel yorgunluklar olabilir. Hocam. Benim kitabın çizerini Kitabın çizeri Rümeysa Zeynep Araçlı. Tanıyor musunuz dedi. Tabii ki tanıyorum evet. Aha, tanıyorum. He, arkadaşınız gibi bir kişi yani mi? Hani öncesinde bir arkadaşlığımız yoktu tabii ki. Bu kitap sürecinde bir arkadaşımız oldu. Çok tatlı biridir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Fahriye Esra mi? Son soruyu alalım mı? Sorabilir miyim? Tamam son alalım artık çocuklar tamam. Soru sormayalım olur mu? Tamam. Artık deneyimize geçelim. Evet. Hocam ben soruyordum. Hocam sorabilir miyim? Evet Fahriye Esrem zannedersem. Evet hocam. Etmenim ben sormak evet. Fahriye. Hocam sizin çok sevdiğiniz bir yazar var mı? Benim çok sevdiğim yazar var tabii. Hocam kitaplarını bırakamadınız mesela. Kitaplarını bırakamadım. Mesela arkadaşlar ben dünya klasiklerini çok severim. Özellikle Rus edebiyatını çok severim. Tabii sizin için şu an daha yani hani yetişkin kitabı değil. Evet o yüzden Rus edebiyatı yazarlarını hepsini çok severim. Bununla beraber çocuk kitabı olarak da Birsen Ekim Özen'i çok beğenirim. Onun kitaplarını da çok okurum. Özkan Özey'i bilirsiniz. Onu da çok severim. Onu çok keyifle okurum. Sevdiğim aslında birçok yazar var ama şu an çok aklıma gelmiyor. İşte Vladimir Tumanov şu Kraliçeyi Kurtarmak ve Haritada Kaybolma yazarın yani kitaplarının yazarını da çok Vladimir Tumanov. Onu da çok beğenirim. Çok bana çok ilginç gelmiştir. Bence çok hoş yazmıştır kitabını. Bu yüzden şu an aklıma gelenler bunlar Fahriye. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam sorabilir miyim? Hocam Süleyman hocam. Konuları kapatalım mı artık? Süleyman hocam. Tamam hocam. Zahmet olmazsa. Tamam. Evet Sümeyye hocam. Sümeyye hocam mikrofonunuzu açabilirsiniz. Tamam. Sümeyye hocam biz sizdeyiz. Evet. Sizin ben diyordum. Açtım ama herhalde kendinden mi kapattın? Tamam. Evet. Şu an açık hocam. arkadaşlar gerçekten sorularınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok güzel sorular sordunuz. Çok akıllıca sorular sordunuz. Bu beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. İyi ki varsınız. İyi ki böyle güzel düşünen, kitap okuyan, katılımcı olan, meraklı nesillerimiz var. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Şimdi kitaptaki çok en başta olan minik bir deneyi, deney de denilmez aslında, etkinlik gibi bir şey yapacağız sizinle. Ben buz ve iğne demiştim, eğer varsa sizlerde, kimlerde var bakalım, el kaldırsın şöyle kameradakiler. Evet varmış, çok güzel. Birkaç tane iğne olabilir, evet iğneler var, buz var. Şimdi arkadaşlar bakın bende de buz var, şöyle
iğnelerimiz de var, toplu iğnelerimiz. Evet, şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle ellerimizi biraz üşüteceğiz, biraz üşüyeceğiz. Ha, kış olmadığı için çok önemli değil. Şu an hava zaten sıcak, çok sıkıntı olmaz bizim için. Hemen elimizi buz dolu kaba daldırıyoruz. Ama hemen kaldırmak yok, tamam mı? Oyun bozanlık yapmayın. Birazcık elimiz üşüyecek ve acıyacak biraz. Şöyle tutacağız buzumuzu. Genellikle çocuklar bir yere düştüğünüzde ya da işte bir yerinizi bir yere çarptığınızda anneleriniz hemen ne yapar? Buz koyar, ama siz çığlık çığlığa anne istemiyorum o çeko buzu, yeter çok acıdı falan dersiniz, ama annelerinizin bir bildiği var. Anneleriniz birer bilim insanı bu arada, unutmayın bu sırrı. Şöyle arkadaşlar, güzel bir şekilde elimizi üşütüyoruz. Herkes koydu mu? Zeynep Ranla bayağı bir üşüdü gibi. Elif Çelik bayağı üşüdü gibi. Evet, Muhammed Ali kocaman bir buz var. Çok güzel. Benim de ellerim üşüyor şu an. Evet. Sonra arkadaşlar bayağı bir iğnem var benim burada. Ben onu, yani dikkat edin bu arada iğne batmasın. Yani birkaç iğneyi, bir iki iğne olabilir. Düz bir yere masanıza koyacaksınız çocuklar. Böyle girintili bir yer değil de düz bir yere koyacaksınız. Ve üşüyen, buz gibi olan, artık aman Allah'ım bu nedir, tutamıyorum bir şey diyeceğiniz ellerle o buzları, ama çok üşümesi lazım, tamam mı çocuklar? Onları yakalamaya çalışın. O iğneleri tutmaya çalışın. Tutmaya çalışın iğneleri, ama çok üşütün ellerinizi. Birazcık kıyın kendinize. Ya parmaklarımızla mı tutalım hocam direkt? Evet evet evet. Mesela böyle parmaklarınızı üşüdü ya, çok üşüdü. Ondan sonra onunla yakalamaya çalışın ve tutarken birazcık zorlandığınızı hissediyorsunuz değil mi? Çünkü elleriniz eğer çok üşüdüyse ve minicik böyle koyup da çıkartmak değil, çok üşüdüyse ne hissediyorsunuz? Hocam tutamıyoruz, yani iğneyi aldığımızı hissedemiyoruz. Hocam, değil mi? İçine mi koyacağız suyu? Emin, ben tutamıyorum iğneleri. İğneleri tutamıyor, evet. Ben Ayşe... de tutamıyorum, elimden kaçıyor. Zeynep İnsan, niye sence? Neden? Hocam ben söyleyebilir miyim? Evet. Ellerimiz uyuşuyor ve o yüzden tutamıyoruz. Ellerimiz üşüyor ve o yüzden ne yapamıyoruz? Tutamıyoruz değil mi? Hocam uyuşuyor. Hı, tamam. Kitapta uyuşuyor. Arkadaşlar bu vardı değil mi? Neden uyuş? Evet, ellerimiz soğuk ne yapar arkadaşlar? Ellerimizi uyuşturur. Evet, şu an Ayşe'nin bayağı elleri üşümüş gibi görünüyor. Yağmur Ceylin, senin de Yağmur Ceylin isyanlarda. Neden hocamız bize bunu yaptırıyor? Evet, Yusuf da bayağı bir elini soğutmaya çalışıyor kocaman bir buz parçasıyla. Evet arkadaşlar, ellerimiz soğuk etkisiyle sinirlerimiz uyuşur. Ve ellerimizi bazen hissetmemeye başlayabiliriz eğer çok üşüdüyse. Ve daha sonra sonuçta bizim küçük kas hareketlerini yapabilmemiz için ellerimizin olması gereken sıcaklıkta olması gerekiyor. Yani olması gereken sıcaklık işte normal vücut sıcaklığımız 36,5 derece. Ama biz şu an ellerimizi çok üşüterek ne yapıyoruz çocuklar? Almakta zorlanıyoruz. Bunun sebebi işte sinirlerimizin uyuşması. Zor bir deney miydi? Tutamıyorum. Patlamalı çatlamalı bir deney değildi değil mi arkadaşlar? Evet. O yüzden evet, yani demek ki hayatımızın fen her yerinde mi? Evet hocam. Her hocam, yerinde fen var. Evet. Evet çocuklar, etkinliğimiz bu şekildeydi. Ufak, yine de kitapta birçok etkinlik var. İsteyenler onu okuyarak farklı etkinlikleri yapabilirler. Evlerinizde olan çok basit malzemelerle de sizler küçük birer bilim insanı olabilirsiniz. Öğretmenim, kitapta yazdığınız deneylerden evde yaptığınız biri var mı? Tabii biz her zaman bunu yaparız. Öğrencilerimizde yaparız, evimizde yaparım sürekli. Bu şekilde sürekli hayatımızda ufak tefek bu deneyler bulunuyor. Öğretmenim, hiç şunu denedin. Evet, Elif Naz'ın sesi gitti galiba. Evet, Kübra Hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Sümey Hocam, çok güzel bir deneydi. Çok güzel bir sohbetti gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah kütüphaneler dolusu kitaplarınız olur. İnşallah mürekkebiniz hiç tükenmez. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.